Bu dersimizde bölüm boyunca kullanacak olduğumuz projemizi oluşturalım ve gerekli kütüphaneleri NuGet Package Manager aracılığıyla projemize kuralım. İlk olarak Visual Studio 2017 Community'yi açtım. Şimdi buradan File, buradan New, buradan Projeyi seçiyoruz. Ve karşımıza gelen ekrandan Web, buradan ASP.NET Web Application.NET Framework seçiyoruz. Projemin oluşturulacak yeri masaüstü ve projeye vereceğim isim, örneğin şöyle User Identity olsun. Gelin buradan OK'ye tıklayalım. Karşımıza gelen ekrandan Empty diyelim. Buradan MVC diğerlerin projeye dahil edilmesini istiyorum. Empty MVC buradan OK diyorum ve projem oluşuyor. Projemiz oluştu. Buradan tanıtımı şuradan kapatalım. Ve projeye gelelim. Şuradan sağ tıklayalım. Şuradan Add. Buradan Controller deyip projeye bir tane boş Controller ekleyelim. Controller'ımızın ismi Home Controller ve buradan OK diyelim. Controller'ımız oluştu. Controller içerisindeki Action'a şöyle sağ tıklayalım. Buradan Add View diyelim. Buradan bir Layout kullansın ki Layout buraya gelsin istiyorum direkt. OK diyelim. Evet, view'imiz oluştu. View'e bağlı olarak bir shared'ımız geldi. Shared'in içerisinde Bootstrap kısımları kullanılıyor. Şunları istemiyorum buradan. Bunları alalım. Şu footer kısmı da olmasın. Şöyle şuralarda olmasın. Daha sonra karşımıza gelen şu size CSS içerisindeki şuraları silmek istiyorum. Benim kontrollerimi 280 pikselde sınırlıyor burası varsayılan olarak. Ben bunları buradan kapatayım. Sadece padding değerleri kalsın. Şunları kapatalım. Evet, layout içerisi gayet sade olsun. Şöyle index içerisinde şu anlık bir şey olmasın. İlerleyen zamanlarda buraya bir şeyler ekleyeceğiz. Şöyle Solution Explorer'a gelelim. Ve Identity'yi projemizde kullanabilmek için User Identity'ye sağ tıklıyorum. Ve buradan Manage NuGet Packages seçiyorum. Ve buradan Browse kısmına gelip buraya Identity yazıyoruz. Burada kuracağımız 3 tane kütüphanemiz var uygulamamıza. İlk olarak ASP.NET Identity Entity Framework'ü uygulamaya kuralım. Daha sonra OWIN'i buradan kuralım. Ve son olarak şuraya sistem web yazalım. Ve şu diğerleri de uygulamaya yükleyelim. Evet, bu diğerler uygulamamızda Identity'yi kullanabilmek için gerekli olan kütüphaneler. Bunlar referans kısmına bu şekilde geliyor. Şu anda proje içerisinde Identity kütüphanesini kullanmak için gerekli olan bütün kütüphaneler mevcut. Bir sonraki dersimizden itibaren uygulamaya Identity kurulumunu yapalım. Ve ardından Identity ile yapabileceğimiz bütün özelliklere ayrıntılı bir şekilde bakmaya başlayalım. Bir önceki dersimizde gerekli olan projemizi oluşturduk. Bu dersimizde ise Identity'yi kullanabilmek için gerekli olan en temel görevleri bu dersimizde yerine getirelim ve bir sonraki dersimizden itibaren Identity kullanımına başlayalım. İlk olarak Identity için gerekli olan kavramları uygulamamıza eklemeden önce bu kavramların ne olduğuna bakalım. Identity içerisinde bir kullanıcı, yani bizim uygulamamızda üyelik oluşturan bir kullanıcıların bilgilerini taşıyacak olan entity sınıfımız Identity User ismindeki bir sınıf. Bu temel bir sınıf. Biz bu temel sınıfı genişleterek kullanıyoruz. Genişletmekten buradaki kastım Application User isminde başka bir sınıf tanımlıyoruz ve bu application sınıfının türediği sınıfı ise Identity User sınıfı olarak tanımlıyoruz. Yani Identity User içerisinde bizim bir kullanıcının temel bilgilerini taşıyacak olan örneğin kullanıcı adı ya da kullanıcı ID'si ya da mail adresi gibi temel kavramları Identity User içerisinde zaten tanımlamışlar. Ben gelip Application User'ı oluşturuyorum. Kendim bir entity sınıfı oluşturuyorum ve bunu Identity User'dan türetiyorum. Yani bunu temel bir sınıf olarak tanımlıyorum. Ve temel sınıftan gelen bütün özelliklerin hepsi application user içerisinde gelmiş olacak.
Bu benim entity sınıfım. Yani bizim entity framework içerisinde gördüğümüz derslerde öğrendiğimiz herhangi bir örneğin product kategori ismindeki bir entity sınıfımıza benziyor. Sağ tarafa baktığımızda ise hatırlarsanız biz entity framework içerisinde örneğin data context türetiyorduk ve bunu DB context'ten türetiyorduk. Yani temel bir DB context sınıfımız vardı. Entity framework için gerekli olan veri tabanı işlemlerini yerine getirecek olan bir sınıfımız vardı. Ve bu sınıftan biz yeni bir tane örneğin Application DB Context ya da işte uygulamamıza özel Data DB Context isimli bir context üretiyorduk. Ve temel DB Context'in bütün özellikleri bu yeni türettiğimiz Context sınıfımıza aktarılıyordu. Ve yeni üretilen Context sınıfımız artık Entity Framework'ün bütün işlemlerini yerine getirecek olan yetenekli bir sınıfta. Aynen burada aynı kavram gene söz konusu. Gene genel mantık Entity Framework'e zaten benziyor. Buradaki farkı DB Context'ten türetmeyeceğiz de Identity DB Context'ten türeteceğiz. Örneğin buradaki DB Context sınıfımızın ismi yani genişletilmiş olan DB Context'imizin ismi Application Identity DB Context. Bunun temel baz aldığı sınıf Identity DB Context. Sol tarafa baktığımızda Application User benim Entity sınıfım ve Identity User'dan türeyen bir sınıf. Gene söylediğim gibi bu yapıyı zaten biz Entity Framework'ten zaten biliyoruz. Ve aynen bu kavram gibi bir de bizim rol kavramımız var. Yani Identity User bizim kullanıcı bilgilerimiz. Identity Role ismindeki temel sınıfımız ise bizim rollerimizi barındırıyor. Peki rol nedir? Rol örneğin biz uygulamanın herhangi bir yerinde kullanıcıları sınırlandırmak istiyoruz. Örneğin yönetici sayfalarını kullanıcılar göremesin. Hangi kullanıcılar görsün? Belli haklara sahip olan kullanıcılar görsün. Dolayısıyla biz bu kullanıcıları gruplamamız lazım ve bu gruba bir isim vermemiz lazım. Örneğin yönetici rolü. Yönetici rolüne sahip olan bütün kullanıcılar uygulamadaki yönetici sayfalarını görebilir. Tamam, biz yönetici sayfalarını bu yönetici rolüne sahip olan bütün kullanıcılara atıyoruz. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Bu rolün içerisine izin verdiğimiz kullanıcıları da atamamız gerekiyor. Yani biz kullanıcıları gruplayıp biz grupladığımız bu rollere belli haklar ya da belli sınırlamalar veriyoruz. Dolayısıyla burada identity rolü kullanıyoruz. Biz örneğin yönetici rol ya da kurumsal rol ya da İşte üye olmuş kişilere user rolü diyoruz gibi kullanıcıları tamamen gruplama adına oluşturmuş olan bir rol. Temel sınıfımız buradaki identity rol. Uygulama içerisinde örneğin application rolü genişletilmiş haline oluşturabilirsiniz. Temel özelliklerin üzerine ekstra özellik eklemek istediğiniz zaman bu sınıfı oluşturuyorsunuz application rolü. Ama ben temelde oluşturulan identity rolü kullanmak istiyorum. Ekstra rolle alakalı bir veriyi veri tabanında saklamak istemiyorum diyorsanız Identity rolü kullanabilirsiniz ki aynı işlem tabii ki Identity User için de geçerli. Temel oluşturulmuş olan Identity User bilgileri benim için yeterli. Ekstra olarak kullanıcı bilgisi taşımak istemiyorum diyorsanız sadece Identity User'ı da kullanmanız mümkün. Şimdi gelin bunları uygulama içerisinde oluşturalım. Evet, uygulamamızı açtık. Uygulama içerisinde identity ile alakalı işlemleri gelip burada identity klasörü içerisinde yapacağım. Dolayısıyla bir klasör ekleyelim. Şöyle identity diyelim. Identity içerisine bir class ekleyelim. Bir entity class'ı. Evet, gelip şuraya bir entity sınıfı ekleyelim. Örneğin application user diyelim. Şöyle application user olsun. Başka bir isim de verebilirsiniz. Fark etmez. Application user'ı gelip identity user'dan türetmemiz gerekiyor. Identity user CTRL'e noktaya basıyoruz. Using bakın ASP.NET entity nokta entity framework using'i yukarıya ekliyoruz. Ve identity user'ın sahip olduğu bütün özellikler application user'a gelmiş oluyor. Burada bu sınıfı biz identity user'dan genişletmiş oluyoruz, türetmiş oluyoruz. Dolayısıyla identity user içerisindeki özellikler buna da aktarılmış oluyor. Şöyle go to definition diyelim. Gelelim şuradan. Identity user'a gelelim. Şöyle. Gördüğünüz gibi burada bakın mail onay alanı, parola, şöyle telefon numarası gibi username, burada claims'ler, roller, kullanıcının sahip olduğu gibi belli başlı temel özellikler burada zaten var. Biz bunları kullanacağız. Biz application user içerisinde örneğin gelip prop işte string name dersek application user tablosu içerisinde kullanıcının adını da saklayabiliriz. Ya da gelip buradan
Mesela surname desek kullanıcının soyadını, doğum tarihini gibi. Yani burada genişletmek istediğimiz bilgileri buraya yazabiliriz. Bunları şimdilik buradan silelim. Bunları ayrı bir ders içerisinde göreceğiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra gelip şuraya entity içerisinde application role ile alakalı bir sınıf da ekleyebilirsiniz. Örneğin şöyle application role diyelim ya da başka bir isim fark etmez. Bunu da aynen identity user'dan olduğu gibi identity role'den türetebilirsiniz. CTRL nokta yine entity framework, identity framework yukarıya ekleyelim. Şimdi identity role'den gelen bütün özellikler application role içerisinde. Tabi bunu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt uygulama içerisinde identity role'de kullanabilirsiniz. Ama ben application role'ü kullanmamdaki sebep aynen burada söylediğim gibi application user'a ekstra kolonlar ekleyebilmek için. Yani gelelim o zaman burada ekstra alanlarımızı ekleyelim. Örneğin kullanıcı rol için bir tane şöyle string rol ile alakalı bir açıklama olsun. Mesela gelip örneğin yönetici rolü dediğiniz zaman yöneticilerle alakalı bir açıklamayı buraya ekleyebilirsiniz. Mesela şuraya gelip description diyeyim. Şöyle description açıklama diyelim. Evet, rolü de böyle oluşturduk. Application role diyelim. Bu şekilde kalsın. Sonra gelelim şuraya. Bir tane de konteksimizi ekleyelim. Konteksimizin ismi örneğin identity data context olsun. Ve bunu gelip identity şöyle db context'ten türetelim. CTRL nokta diyelim. Bakın gene entity framework, identity entity framework yukarıya eklesin. Ama biz identity db context'e bir de buradan generic olduğu için biz buna kullanacak olduğumuz identity user'ı vermemiz gerekiyor. Identity user'ı biz application user ile ne yaptık? Burada genişlettik. Dolayısıyla burada application user'ı vermemiz gerekiyor. Daha sonra hatırlarsanız connection string'i belirtmek için bir constructor oluşturuyorduk. Ve constructor'ın base'ine yani identity db context'in içerisinde biz ne yapmamız gerekiyor? Bir connection string göndermemiz gerekiyor. Örneğin buna şöyle data connection diyelim. Ya da identity connection diyelim. Bu şekilde. Ve identity connection'ı gelip web config'de oluşturalım. Ben genelde identity veri tabanı ve normal uygulamanın veri tabanı için ayrı ayrı veri tabanları oluşturma taraftarıyım. Dolayısıyla gidip normal uygulamanın kullandığı connection ile veri tabanı ile identity veri tabanının connection stringlerini ayrı ayrı web config'de oluşturuyorum. Şöyle gelelim. Şöyle şey en aşağıya gelelim. Şöyle connection strings diyelim. Şöyle bir tane connection string ekleyelim. Şöyle connection string. Daha sonra şöyle name'i şöyle provider name'i bir de name'ini en başa ekleyelim. Şöyle name'i identity connection olsun. Şöyle iki name ile. Connection şuradan alalım yanlış olmasın. Şuna sistem nokta data nokta SQL client diyoruz. Şurada şöyle server bilgisini hemen geleyim buradan alayım. Şuradan artık siz burada hangi server kullanıyorsunuz bunun ismini gelip buraya alıyorsunuz. Daha sonra buraya şöyle database diyelim. Oluşacak olan veri tabanının ismi şöyle identity şöyle database olsun. Bu isimde bir veri tabanı olsun. Daha sonra şöyle integrated şöyle security diyelim. Şuna da şöyle true diyelim. Evet. Bir hata yoksa tamamdır. Şuradaki identity connection'ı şuraya dediğimiz gibi alıyoruz ve ne yapmış olduk? Veri tabanını istediğimiz yerde bu şekilde oluşturmuş olduk. Bu aynı isimli bir veri tabanı burada olmasın. Evet. Şimdi entity sınıflarımız ve identity data context'imiz hazır. Şimdi gelip uygulamaya bir Ovin startup eklememiz gerekiyor. Peki Ovin nedir? Ovin uygulama ile server arasındaki bir ara katman. Biz bu ara katman içerisinde istediğimiz ayarlamaları uygulamaya tanıtabiliyoruz. Örneğin biz bu uygulama içerisinde kullanıcının tarayıcısına bırakacağımız bir cookie aracılığıyla mı kullanıcıyı tanıyalım? Ya da biz bu tanıma işlemini
Örneğin servisler içerisindeki tokenlarla mı yapalım gibi işlemlerimiz. Yani bizim genel olarak identity içerisindeki kullanacağımız ayarları özelleştirebilmek için kullanacağımız bir yapı. Uygulamaya biz gelip Facebook'la mı login olalım ya da Google'la mı login olalım gibi standartları uygulamaya tanıtacağımız bir alan. Şimdi bunun için uygulamaya ilk olarak gelip bir tane Owing Startup dosyasını eklememiz gerekiyor. Şimdi gelelim şuradaki App Start içerisine. Burada şöyle New Item diyelim. Ve buraya gelip şöyle Owing yazalım. Şöyle Startup yazalım. Şöyle Owing Startup class'ı buraya ekleyelim. Mesela bu class'a vereceğimiz isim örneğin şöyle Identity şöyle config olsun. Son olarak gelelim bunu şuradan web config içerisinde uygulamaya şuradan tanıtalım. Şöyle şuraya gelelim. Şöyle add key şöyle Owing şöyle app startup diyoruz ve buraya values ise uygulamamızın ismi user identity yani uygulamamızın diğerleri nokta startup Owing startup sınıfımızın ismi. Şöyle identity config. Evet, bunu buraya eklememiz gerekiyor. Daha sonra şuradan identity config'e gelelim. Burada uygulamadaki bazı ayarları şöyle değiştirelim. Mesela app nokta use cookie authentication. Şöyle şuraya new cookie authentication options diyoruz. Şöyle cookie authentication options CTRL nokta yüzenge yukarıya ekleyelim. Ve şuraya şöyle authentication type nokta application cookie. Ve login path'i burada oluşturuyoruz. Şöyle new path string ile şöyle account controller altındaki login yani kullanıcı izni olmayan bir alana geldiği zaman burada kullanıcı account altındaki login'e gönderilecek. Burada kullanıcının tanımlanma yani authentication işlemi bizim cookie'lere göre olacak. Burada işte token based cookie de kullanabilirsiniz. Örneğin web API'den bir servis aracılığıyla gönderirken kullanıcı şöyle use şöyle auth bearer tokens da kullanabiliriz. Evet bu şekilde kullanıcı cookie'lere göre bir tanımlama işlemine tabi tutulacak. Yani kullanıcının tarayıcısına bir cookie bırakılacak. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra şunları kapatalım. Son olarak uygulamaya bir admin controller ekleyelim. Şöyle admin controller. Bu admin controller içerisinde yönetici işlemlerimizi yapalım. Örneğin kullanıcıları, sisteme kayıt olan kullanıcıları burada listeleyelim. Ve kullanıcı ekleme işlemlerini yönetici tarafında hem de kullanıcı tarafında account controller aracılığıyla yapalım. Buraya gelip son olarak şuraya şöyle boş bir controller ve de şuraya şöyle account diyelim. Evet burada account controller içerisinde register işlemlerimiz yani kullanıcı kayıt, kullanıcı giriş işlemlerimizi ya da kullanıcıyı sistemden işte oturumu kapat tarzındaki işlemlerimizi account controller'da admin controller içerisinde kullanıcı listeleme, kullanıcı detaylarını görme gibi işlemlerimizi yapalım. Bunları bir sonraki dersimizde itibaren bakalım.